konuda biraz zararlarından izleyenlerimizi bilgilendirebilir miyiz? Biraz daha geniş detaylı anlatacak olursak. Ne etkisi var, ne zararı var? Evet. Şimdi sigara bir kere inanılmaz bir zehir, inanılmaz toksik bir madde. Zaten akciğerdeki hücreleri tamamen öldürür. Çünkü akciğerde şeyler gibi, yani yumurta gibi, sperm gibi çok hassas hücrelerden oluşuyor. Direkt öldürücü etkisi var. Sperm sayısına, hareketliğine, yumurta sayısına ve boş yumurta inanılmaz etkisi var ve direkt kısırlık nedeni olabilir. Çevrede çok fazla görürsünüz. Sigara içtiği halde işte çocuğu olan. Öyle düşünmemek lazım. Her sigara içen kanser olmadığı gibi her sigara içenin çocuğu olmayacak diye düşünmeyin. Toksik maddelerden mutlaka uzak kalmak lazım. Çünkü inanılmaz etkiliyor, düşürüyor sperm sayısını ve fonksiyonlarını. Hareketliliğini çok azaltıyor. Aynı zamanda yumurtanın fonksiyonlarına da çok özel, kötü etkisi var maalesef. Bu erkek için de geçerli. Erkek için daha çok geçerli. Şimdi yüzyılımızda kadınlar da çok sigara içiyor ama erkekler her zaman sigara konusunda maşallah önde gidiyorlar. O yüzden de hani onların... Spermler çok hassas hücreler. Yani onun için dışarıda taşınıyorlar aslında. Testisleri dışarıdadır. Yumurtalıkları dışarıdadır erkeklerin. Çünkü spermler çok hassas. Isıdan çok etkileniyor. Kötü havadan, kirli havadan, alkolden ve özellikle sigaradan çok etkileniyor. Onun için erkeklerin de kadınların da çocuk isteme döneminde en az 3-4 ay önceden mutlaka sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkları bırakmalarını istiyoruz. Yaşam standartlarını değiştirmeleri gerekiyor dediniz. Evet, aslında ben her zaman söylüyorum, izleyiciler de bilirler. Sağlıklı yaşamak en ucuzu. Evet. Çünkü pahalı şeyler sigara, alkol ya da işte bir takım uyuşturucular ya da şişmanlık pahalı bir şey. Ama sağlıklı beslenme hem zayıflamayı getiriyor hem de hayatımızı çok güzelleştiriyor. Ağzımızdan tadı değişiyor. Gereksiz şeyler yemiyoruz. Hücrelerimiz yenileniyor. Yani bu yağ bombardımanına, karbonhidrat bombardımanına tutulmuyor hücreler. Kilo gerçekten her anlamda tansiyon, şeker, infertilite, kısırlık her anlamda hayat kalitemizi çok azaltıyor. Uyku problemi yaratıyor. Yani en ucuz şey galiba sağlıklı beslenme.